Evet Ender, bugün Denizlispor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile beraberiz. Mustafa, stüdyodakiler maçın en önemli oyuncularından, en değerli oyuncularından biri seçti seni. Öncelikle onu ileteyim. Teşekkür ederim. Denizlispor son 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik aldı. İyi bir performans sergiliyor ve bugün Trabzonspor'da geriye düştüğü maçta mağlup etmeyi başardı. Nasıl bir maç oldu ve Denizlispor'un çıkışını neye bağlıyorsun sen? Tabii öncelikle hocamız değişti. Mehmet Hoca geldi. Gerçekten ne istediğini bilen, bence çok iyi bir antrenör. Onun gelişinden çıkışımız da başladı. İyi de top oynuyorduk. Sonuca yansıtamıyorduk. Bugün benim için de duygusal bir maçtı. Özellikle çok sevdiğim ve buranın altyapısına yetişip bu şehirde doğmuş büyümüş biri olarak. Ama futbolda maalesef duygusal daha yer yok. Bugün Denizlispor forması giyiyorum. O takım için mücadele ettim. Aslında çok da aşırı motive olduğumu sanmıyorum. Her zaman gibi aynı futbolumu oynadım. Ama maalesef insanların bize bakış açısı farklı oluyor. Özellikle kendi taraftarımızın, yani buranın öz evlatlarının bakış açıları, insanların, taraftarlarının bize çok farklı oluyor. Maalesef bu üzüncü verici. Ama pırıl pırıl kardeşlerim oynuyor. Kalecisinden tut, stoperine. Orta sahasında bizim Abdüşü Dekatim, hepsi sakat olandı. Pırıl pırıl gençler, sahip çıksınlar gençlere. Ya olursa onlarla ne olacak zaten. Çok da iyi gidiyorlar bence. Ama bugün bence Trabzonspor galibiyeti hak etmedi diyelim. Öyle düşünüyorum. Çünkü yani kazanabilecek oyun hiç oynamadı. Yani böyle şampiyon olmak istiyorsalar yani inşallah olurlar ama bence oyun yeterli değil. Daha da üzerine katmaları, çok katmaları gerekiyor. Biz bir kere psikolojik olarak buraya maça başladığımızda biliyorduk bizi baskı altına alacaklarını. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Yani golü buldular ama halen daha bence istediği seviyede değil Trabzonspor. Özellikle belki biz ilk yarı çok çekindik Trabzon'dan. Çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Üzerimize çok geleceğini bekliyorduk. Maalesef yani devre arasına girdik. Arkadaşlarımızdan konuştuk. Bu biz değiliz dedik. Çünkü bize çok alan veriyorlar. İstediğimiz gibi rahat çıkabiliyoruz. Biz biraz ilk yarı panik yaptık. Ama ikinci yarı arkadaş hocamız da bize söyledi. Yani bize söyleyeceğim bir şey yok dedi. Yani çok basit. Yani çok alan veriyorlar bize. Biraz ayağımıza top kalsın. Öne dikin oynayalım. Ve istediğimiz ikinci yarı yaptık. Golü de bulduk. Buradan Hugo için de çok sevindim. O da kaç haftadır atamıyordu. Onun üzerinde bir stres vardı. Onun için de çok iyi oldu. Ya biz burada doğduk büyüdük. Özellikle ben. Ama şimdi gerçekten yapacak bir şey yok. Denizlispor'un formasını giyiyorum. Ben her zaman yani kim olursa olsun sonuçta bu denizde ekmek yiyoruz. Denizli'yi de aşırı çok seviyorum. Çok güzel şehir. Çok güzel yerlere hak ediyorlar bence. Ya bizim amacımız kümede kalmak. İnşallah bunu başarırız. Seneye daha da iyi oluruz. Trabzonspor'umuz da inşallah şampiyon olur. Ama bence bu oyun yeterli değil onların şampiyon olması için. Amacımız kümede kalmak dedin ama son haftalarda alınan puanlar sonrası ligdeki duruma bakıldığında Denizlispor'un üst sırayla aradaki puan farkının da kapandığını görüyoruz. Sence nasıl bir lig oluyor? Heyecan veriyor mu şu anda sana? Bu lig... Yani düşünün Sivasspor bu ligde açık ara nereden baksan ikinciler herhalde 5-6 puan fark var yani. Çok enteresan bir lig. Herkesin yenebileceği lig. İşte mesela dün eksik Ankara Gücü 10 kişiyle 2-2 kaldı Galatasaray'la. Yani inanılmaz şeyler oluyor yani. Çok güzel bence çekişmeli bir lig oluyor. Biz yeni haddimizi biliyoruz. Haddimizi bilelim. Emin adımlarla ilerleyelim. İnşallah Denizlispor'u güzel yerlere taşırız. İstediği yerlere taşırız. Bu sene gerçekten amacımız ligde kalmak. Biz hep onu konuşuyoruz. Tabii her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama bizim öncelikle amacımız ligde kalmak. Ben kendi adıma söylüyorum. Denizli'yi çok seviyorum. Çok memnunum. İyi ki oraya gitmişim. İyi ki oranın ekmeğini yiyorum. Yani burada Trabzonspor'da inşallah şampiyon olur. En büyük dileğimiz o. Teşekkürler Mustafa. Başarılar diliyoruz. Evet, Mustafa Yumlu'nun da görüşleri bu şekildeydi. Röportajlarımız oldu. Trabzon'dan bağlanmaya devam edeceğiz. Ender Bilgin.